Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bize verilen okuma parçası ile ilgili soruları birlikte cevaplayacağız. Parçanın çevirisini yapmayacağım. Sadece verilen sorular nelerdir? Bunlara bakacak ve onlara cevaplar vermeye çalışacağız parçaya bakarak. Birinci sorumuz da diyor ki bize, "Why do people check the labels? Why do people check the labels?" İnsanlar niçin etiketlere bakarlar? Etiketler yani gömleklerin, elbiselerin veya ürünlerin üzerinde işte olan onların fiyatlarını, içeriklerini belirten kağıtlar. Niçin bakarlar etiketlere? Bakalım. Sarı olan bölümde bize diyor ki, "You can check the labels." Yani etiketleri kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. On your clothes, elbiselerinizin veya giysilerinizin üzerindeki. Niçin? To see. To makemak için. To see, görmek için. Neyi görmek için? Which countries? Hangi ülkeler, hangi ülke? Orada hani şu kelime yazıyor. They are made in. Yani onların hangi ülkede yapıldıklarını görmek için. Nelerin? Goods, malların, eşyaların veya products, ürünlerin. Are made in. Ne yazdınız hocam? İnsanlar niçin etiketleri kontrol ederler? Ürünlerin, malların, yani şurası, ürünler, mallar, malların hangi ülkelerde veya nerelerde yapıldığını görmek için. Demek ki insanlar etiketlere niçin bakarlarmış? To see which countries goods products are made in. İkinci sorumuza bakalım hemen. Where do young boys and girls work? Where do young boys and girls work? Genç erkekler ve kızlar, yani çocuklar, parçada çocuklar ifadesi kullanılmış. Sorumuzda genç erkekler ve kızlar diye sorulmuş. Nerede çalışırlar? Yine sarı olan bölüme bakıyoruz. Some clothing factories, yani bazı giysi fabrikaları, bazı elbise fabrikaları sahip çocuk işçilere. O zaman nerede çalışıyor çocuk işçiler? Yani genç kız ve erkekler. They work, onlar çalışıyor. Nerede? İçinde. Neyin içinde? In clothing factories. Onlar giysi fabrikalarında, tekstil fabrikalarında, işte elbise fabrikalarında çalışıyorlar. They dediğimiz şey ne? Çocuklar. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Do those producers, bu üreticiler, give vermek, bu üreticiler verir mi? Children, çocuklara enough money. İnsanlar niçin çocuk işçi çalıştırıyor? Onları daha az ödeme yapmak için. Yani onların ucuz
iş gücünden faydalanıyor üreticiler. Sarılan bölüme bakalım. Yani bu fabrikalar ne yapıyor? Make them work. Onları çalıştırıyor. In bad conditions. Kötü şartlarda çalıştırıyor. O zaman kötü şartlarda çalıştırmakla ne anlıyoruz biz? Bu insanların A, iş yerlerinin kötü olduğu, aldıkları ücretlerin kötü olduğu, sahip oldukları imkanların iyi olmadığı gibi durumları anlıyoruz. Yani parçada direkt paradan bahsetmiyor. Ne diyor? Yani bunlar çalışıyor in bad conditions, kötü şartlarda. O zaman bu üreticiler, bu fabrika sahipleri, bu fabrika patronları çocuklara yeterli para veriyor mu? No. No, they don't give children enough money. Hayır, onlar çocuklara yeterli para vermiyor. Yine zamirle de onu söyleyebiliriz. Neyi hocam? No, they don't give. Buradaki çocukların yerine them, hani tekrar almak için enough money de söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ne diyor bize? Why should we buy? Niçin almalıyız? Locally made products. Locally, yerel, made, yapılmış ürünler. Yerel yapılmış ürünler. Böyle bir kavram yok. Yani yerli malları, Türkiye'de yapılmış ürünler, bölgemizde, yöremizde yapılmış olan ürünler. Yani düzgün bir ifadeyle niçin yerli malı kullanmalıyız? Buradaki genel bir soru, yani parçada direkt bir cevabı yok. Niçin yerli malı kullanmalıyız? To develop, geliştirmek için. İlerletmek için neyi veya kalkındırmak için ülkemizi, our country, to develop our country. Yine burada ne diyor bizim? Factories, fabrikalar, cause, sebebiyet verir, sebep olur, yol açar. Neye sebep verir? Neye yol açar? Environmental pollution, çevresel kirliliğe. Niçin? Yani fabrikalar çevresel kirliliğe sebebiyet verir. Yani eğer fabrikalar gerekli önlemleri alırlarsa bir problem oluşturmazlar. Ama eğer önlem almazlarsa, yani atıklarını işte derelere bırakırlarsa, temizlemeden çöpe atarlarsa kirliliğe sebebiyet verirler. O zaman fabrikalar çevresel kirliliğe sebebiyet verir çünkü onlar önlem almazlar. Yani they don't take measures. Çünkü onlar önlem almaz. Fabrikalar çevre kirliliğine sebep olur. Şunu gösterelim. Çünkü bu fabrikalar önlem almazlar. That's the end of the questions. Thanks for watching the videos. Bye bye.